Merhaba sevgili izleyenler. Bir gündem analizde daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Evet, bulduk. malumunuz bir maden faciası yaşadık. 18 maden işçisi kardeşimiz. Şu anda durumları belli değil. Suyun bastığı bir bölümde olduğuları söyleniyor. Süratli bir şekilde o ocağın ilgili yerindeki suyun boşaltıldığı ve işte gerekli faaliyetlerin yapıldığını günlük olarak izliyoruz. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz, bakanlarımız, hatta iki tane bakanımız da orada olayın başında. Başbakanımız gitti, Cumhurbaşkanımız gitti. İlgi alaka çok güzel, bu bizi tabii ümitlendiriyor, sevindiriyor. Ama bir taraftan da sürekli böyle şeyler yaşıyor olmamız, böyle haberler duyuyor olmamız açıkçası nahoş bir durum. Biz bu öyle haberler ülkemizde duymak istemiyoruz. Çünkü bunlar açıkçası ilkel teknolojinin getirdiği sonuçlar. Dolayısıyla devlet büyüklerimizden ricamız mümkün olan bütün geniş çaplı tedbirleri almaları, teknolojik eğer bir şey varsa yapılacak bunlarla ilgili altyapı çalışmaları yapılmasını rica ediyoruz. Ama tabii ki hepsinden öte hocamız, değerli hocamız Sayın Adnan Oktar da bunu kendi programlarında beyan etti, bildirdi. Biz kömüre dayalı bir enerji istemiyoruz. Eğer bunun karşılığında kardeşlerimiz vefat edecek, hayatlarını kaybedeceklerse ve biz böyle haberler almaya devam edecekse. Dolayısıyla hocamız çok güzel söyledi. Ben üşümeye razıyım. Ne var? Evimde yorganın üzerime koyarım battaniyeyi, ısınırım. Yeter kardeşlerimiz böyle zorluklar yaşamasın. Çünkü hakikaten çalıştıkları ortam da çok çok zor. Gerçekten yaşanacak gibi veya çalışılacak gibi ortamlar değil. Sağlık açısından da çok çok riskleri var. Hepiniz detaylarını biliyorsunuz. Netice itibariyle bu konuda aslında en köklü çözümü yine Allah razı olsun hocamız söylemiştir. Umarız devlet büyüklerimiz bunu dikkate alır. İkinci bir konu olarak da yani mühendislik demek, tamam, en az maliyetle en çok kârı elde etmek, işletmelerin en güzel şekilde çalışmasını sağlamak. Ama mühendisliğin içinde insanı da yaşatmak, en iyi şekilde yaşatmak var. Avrupa'da bu var. Avrupa'da mesela Almanya'da son 40 yıl içerisinde hiçbir kaza olmuyor. 2007'de buna rağmen, çünkü kömür madenlerinin yani o yer altında çalışmaların, ki Almanya'da yüzeye çok yakın birçok maden, buna rağmen yine de kapatmayı hedefliyorlar 2018'de. 2012'de tekrardan görüşmeyi ve bir eğer şey yoksa 2018'de komple Almanya bütün kömür madenlerini kapatıyor. 2013'te 3 kişi ölüyor Almanya'da. Yani 40 yıldır hiç ölü olmayan Almanya'da 3 kişi ölüyor. Yok diyorlar, biz bunları mutlaka kapatacağız. 2018'de kapatmayı artık tam bir hedef haline getirdiler. Hatta kapanan birçok maden de var. Şimdi Türkiye'de de mutlaka kömüre bir bağımlılık vardır, şu vardır, bu vardır. Ama neyse alternatifi, imkanlar oraya seferber edilsin. Dünya bunlara ne kadar para harcayıp bir tane insanın canını kurtarmak için bile bir maliyet ne gerekiyorsa harcıyorsa, Türkiye hatta çok daha fazlasını yapsın, bütün dünyaya bu konuda da örnek olsun. Yani şimdi Seral'ın dediği doğru. İnşallah. Almanya madenciliği de, Türkiye madenciliği de farklı. Almanya'daki kömür şu şekilde çıkartılıyor. Yani mermer ocakları gibi üstten kaza kaza aşağıya gidiyorsun. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de yerin altında, yani mahzenlerle gitmen gerekiyor. Daha önce Soma faciasından sonra hocamız söylemişti, bunu robotlar çıkartabilir insan değmeden diye. Hakikaten bu teknolojiler var. Bundan uygulandığı ocaklar da açıldı Türkiye'de. Özellikle Karadeniz bölgesinde yeni bir iki tane ocak açıldı. Orada hakikaten hocamız dediği gibi robotlarla giriyor, robotlar çalışıyor, çıkıyor. Bu göçenler de eski ocaklar, yani şu an olayları yaşadıklarımız. Burada yani Seral'ın dediği gibi hakikaten aslında şu oluyor. Biraz para hırsı bürüyor insanların gözü ne yazık ki yani. Oradaki yani garibanları oraya hapsedip, değil mi, yerin altında yemek yedirtip, hatta çıkan haberler o şekildeydi. Ve güvenlik önlemleri çok azaltarak, çünkü devlet alıyor Türkiye'de kömürü. Yani özel sektör çok az alıyor ve fiyatı belli. Yani bir zam yapamıyorlar. Gelir de belli olduğu için maliyeti belli bir ayarda tutmak zorunda kömür işletmeleri de. Bunu ne yapıyor? Tabii işçiden keserek yapıyorlar. Halbuki en yanlış yani. Sonuçta vicdanen asıl onların en rahat çalışacağı sistemi kurarak bu işin yapılması. Gerekiyorsa da yapılmaması. Hakikaten ne olacak? Evet. Biz
hocamız dediği gibi yani belli şeylerden fedakarlık yaparız. Başka enerji yollarına gidilir. Mutlaka bunun bir çözümü olması lazım. Evet. Perşembe günü işte bu işletme sahipleri de bir açıklama yaptı. Tamam biz yemeği dedi 300 metre aşağıda, 375 metre aşağıda yediriyoruz ama herkes böyle yapıyor zaten. Devlet işletmelerinde bile böyle yapılıyor dedi. Ya hocamız buna da çok yani tepki verdi böyle bir şey yapılıyor olmasına. Çünkü burada mantık ne? İşçiler yukarı çıkarken bir vakit kaybı olacak. Aşağı inerken bir vakit kaybı olacak. Sırf vakit kaybı olmasın, maliyet yükselmesin diye yani çok zor bir şey. İnsanlar yani hayatını kaybediyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Bir de kömür tozu içerisindeki yemekleri yiyorlar. Yani o insanları biz sadece böyle bir kazada hatırlıyoruz. Bu insanların çoğu kanser oluyor. Çoğu akciğerleri sorunlu yaşamaya başlıyorlar. Ömürleri kısalıyor. Yani bu kesinlikle değecek bir şey tabii değil. Tabii aslında konu o ya. Seral'ın söyledi yani hocamızın da söyledi. Hani belki Allah esirgesin hani Soma madeninde de bayağı bir şehit vermiştik. Son iki maden kazasında değil mi bayağı bir sıkıntı çekildi ama bunun kat kat ötesi sağlık sıhhatten binlerce işçi ileriki yıllarda genç yaşlarda vefat ediyor. Asıl önemli sorun da o gibi gözüküyor. İşçilerimiz de tabii ben de hani ona benzer bir meslek dalında çalışıyorum. Onlar da biraz sıkılıyorlar böyle tedbir almaktan. O da çok yanlış. Yani eğer bir şey yapılacaksa yani bütün tedbirleri onların aslında talep etmesi lazım. Eksik bir şey gördüklerinde onu talep etmeleri lazım. Yani hukuki haklarını aramaları devlete son derece önemli. Evet. Devlete bildirmeleri lazım ama madende çalışan işçilerimizin de bunlara titizlik göstermesi lazım. Biraz sıkılıyorlar. İşte çalışırken rahatsız oluyor o taktığı şeylerden falan. Yani o tür şeyler de var. Bunların da olmaması gerekir ama tabii hiçbiri bunların özür değil. Yani ekonomisiymiş, işte zamandan tasarrufuymuş veya işte işçinin dikkatsiz olması. Bunların hiçbiri bahane veya gerekçe değil. Bu mesele hocamızın dediği gibi kökünden hallolmalı. Biz kömürle ısınma veya başka bir şey peşinde değiliz. Yeter ki kardeşlerimiz, işçilerimiz ölmesinler. Bununla ilgili tedbir alınması en hayati konu. Bununla bağlantılı. Gerçi bu bir felaket, yani doğal bir felaket değil bu konu. Yani Karaman'daki mesele ama sen bir rapor hazırlamıştın doğal afetlerle ilgili. Bu hafta için bir açıklama yapalım. Evet. Uluslararası Kızılaç Federasyonu yaptı. 2013 afet raporu diye. Bu doğal ve teknolojik nedenlerle 2013 yılında toplam 529 tane vaka gerçekleşiyor. Bunların bu vakalarda da 30 bine yakın kişi yani 29.163 kişi hayatını kaybediyor. Fakat yani yaralananlar ve olumsuz etkilenenler de çok daha fazla. Bunlar 100 milyona yakın kişi yani 99 milyon 837 bin kişi de bu olaylardan bir şekilde etkileniyor. Ve bu felaketlerin dünyaya verdiği hasar da, ekonomiye verdiği hasar da 119 milyar dolar. Yani çok ciddi rakamlar ki bunlara savaşlar dahil değil bu olaylara. Yani Suriye'deki, Irak'taki yaşadığımız değil mi? Afrika'daki olaylar değil. Bunlar afet olarak geçen, felaket olan geçen olaylar. Ha bir de bunlara savaşlara kattığımız zaman gerçekten böyle bir insanın oturup düşünmesi, ha bunlar niye yaşanıyor, bunlar niye bizim başımıza geliyor, buna nasıl önlem alınır, bundan nasıl kurtulur diye düşünüyor. İşte ahir zaman alametleri hocamız söylemişti onu. Yani çok sık tekrar ediyor. Depremlerin artması hadislerde geçiyor. İşte yanardağ patlamaları yani biz eski geçmişimizi düşünelim. Ya 10 yılda 11 15 yılda bir kere duyduğumuz yanardağ patlamaları artık dünyada rutin hale geldi. Hemen hemen her ay Avrupa'dan, Afrika'dan, Endonezya'dan, şuradan buradan yanardağ patlaması haberleri geliyor. Sık bir araya geliyor. Mesela göktaşlarının artması da biz onu A9'da hocamız filmlerle de güzel göstermişti. Yani hocamız bir şey anlatıyor demişti. Yani bunlar ahir zamanın Mehdi'nin çıkış alametleri, Hazreti İsa'nın nuzul alametleri. Ve aynı zamanda da tabii hepimize başta bize olmak üzere bir Cenab-ı Allah'tan ikazdır yani inşallah. İnşallah. Evet isterseniz biraz yine hani programımızın içeriği gereği dünyada neler oluyor onlara bakalım. Evet istiyorsanız Suriye'yle başlayalım. Evet. Suriye'de 11 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu açıklandı. Aslında bu çok böyle uzak bir şey değil ama herkesin bildiği. Ama nedense dünyanın buna hep göz ardı etti. Dünyanın artık bakmadı, duymadığı, görmediği bir olay haline geldi. Yani 11 milyon buna şu dahil değil. Zaten bir 3,5-4 milyon insan ülke dışına gitti. Ülke içerisindeki 11 milyondan bahsediyoruz. Türkiye'de Allah'ın izniyle biz 1,5 milyon kardeşimiz geldi. Onlara çok iyi bakıyoruz.
değil mi? Günde 3 öğün yemek veriyoruz. Hatta bütün dünya hayret etti. Yani New York Times bile bunu şey yaptı. Kilis'teki kampı kendisi manşete taşıdı. Yani Türkiye'de gerçekten güzel bir bakım var. Biz böyle bir kamp görmedik diye de bunu açıkladılar. Evet. Ama 11 milyon insan orada açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi konularda şey. Bu varken ben bazen basına bakıyorum. Eğitimi, çocuklar okulsuz kaldı diyorlar. Ya çocuklar okulsuz kalana kadar çocuklar sağlıksız. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor. Çocuklar içecek süt bulamıyor, et bulamıyor. Çocuklar bak bir yıl daha eğitimsiz kaldı diyorlar. Orada çocuklar ölüyor zaten. Yani Esed rejimi 30 bine yakın çocuk ya sakat bıraktı, 15 binini öldürdü, şehit etti orada. Bir evet. de zaten çok enteresan bir durum. Şu an 300 bine yaklaştığını söyledi İslam Alimleri Birliği Başkanı. 300 bine yaklaşan bir ölüm var. Daha çarşamba günü şey oldu, bir tane kampı bombaladılar. Evet. Ya kamp, ya insanlar orada hayatını sığınmış çadırlarla ya. Yaşamaya çalışıyorlar. Evlerini terk etmişler. Orayı da bombaladı Esed rejimi. Hı. Artık yani katillikte sınır tanımıyorlar. Ama dünya bu 300 bin ölümü görmüyor. Hı hı. 300 tane PKK'lıyı orada kurtarmak için, bir avuç PKK'lıyı kurtarmak için milyonlarca hı. yayın yapılıyor. Hı. Uçaklar, sortiler yapıyor. Bütün dünya aman Kobani'yi kurtar. Suriye'nin her yerinde insanlar katlediliyor. Hı. Ama işte bu bir savaş isteyen neokonların ve batılı derin devletlerin bir şeyi var. Yani Müslüman mı ölüyor? Hiç önemli değil. Dünyaya zararlı görüyorlar. Dünyaya zararlı gördükleri insanların ölümüne de hiç ses çıkartmıyorlar. Kendi işlerine yarayacak yani böyle katil çeteler bile olsa onları mutlaka korumaya çalışıyorlar. Şimdi Kobani'de evet. zaten sivil kalmadı biliyorsunuz. Çok az bir sivil var. Hocamız da onu söylemişti. Onu da PKK canlı kalkan olarak kullanıyor bölgede. Resmi onların kendi açıklamaları yani batılı kaynakların toplam 40 günlük mücadelede orada işte 480 küsür IŞİD militanı 300 küsür de YPG'li öldü diyorlar. Hadi resmi olmayan rakamlarla bunun 2 katı 3 katı desen 2000 kişi öldü desen onların açıklaması 800. Zaten Suriye'de her gün 800 kişi 500 kişi vefat ediyor Seral'ın dediği gibi bombalamalarla. Esed'in katlettiği 150 bin insan 160 bin insan var. Bundan hiç söz edilmezken yani oradaki 800 kişi ve daracık küçücük zaten hocamız onu da çok güzel haritalarla yayında gösterdi. Küçücük bir noktaya kısılmış bir kilometre kare bir yerde PKK kalmış. Zaten bütün bölgeyi IŞİD almış. Şey yapmış. Buna tamamen odaklanılmış vaziyette. Halbuki bilanço çok ağır. Mesela bir tane kimyasal saldırı yapıldı diye IŞİD'e şey yaptılar, ona atfettiler. Yani tabii IŞİD'in burada hani cinayetlerini biz tasvip etmiyoruz, tenkit ediyoruz. Yanlış bir metottur, vahşettir. Hani bir tane yapılmış bir saldırı olsa ki bile ki bunu zaten şey yapamıyorlar, teknik olarak da ispat edemiyorlar. Bugün bilimsel raporlar, Birleşmiş Milletler 49 tane Esed'in kimyasal saldırısından bahsediyor. Bir tanesi de zaten onlarca çocuk öldü değil mi? Üstüne gideceğiz dendi, onun bile üstüne evet. gidilmedi. Evet. Bu konuya tekrar geri evet. dönelim de Yemen başka ülkelere bakalım biraz. Yemen'de karışıklık Yemen'de devam bakalım, ediyor. Tamam. Yani orada da yine hafta içi olan çatışmalarda 80 tane Husil Şiilerden ölen oldu. Onlar da Sünnilerden öldüren oluyor. Yani böyle bir gerçekten Deccal'in bir savaşı, çatışmayı böyle makul göstermesiyle insanlar şuuru dönmüş bir şekilde gerçekten birbirleriyle savaşıyorlar. Hep diyoruz, hocamız hep söylüyor, vaktin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu Şii Sünni arasındaki çatışmalar ortadan kalkacak, insanların birbirine olan sevgisizliği ortadan kalkacak, Yemen herkes bir arada mutlulukla, sevgiyle ve barışla bir arada yaşayacak, Suriye'de de yani insanların kini, nefreti kalmayacak. Çünkü şu an insanlar birbirine kin ve nefret güdüyor. Yani Türkiye'de de bazen olur ya, 1915'te böyle mi olmuştu? İşte 1920'de şu mu olmuştu? Biz de o zaman bunu yapalım. 100 yıl önceki olaylar. 100 yıl önceki olayları Avrupa defterleri açsa daha 50-60 yıl önce 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan Avrupalı şu an
muazzam bir birlik kurmuş. Yani muazzam diyoruz ama en azından bir örnek olabilecek. Bir şey olmuş yani. Bir şey olmuş. Bir arada yaşıyorlar. Sınırlarını açmışlar. Rahatlıkla ülkeden ülkeye geçiyorlar. Yani kin ve nefretle nereye varılır? Ama böyle Orta Doğu ülkelerinde kin ve nefreti hep büyütme üzerine, asla dindirmeme üzerine bir şey var. İşte Yemen'de şu an tam bir iç savaşın içinde devam ediyor. Yemen'de bir de şöyle bir olay var. İran çok yanlış bir politika izliyor. Mesela Türkiye AK Parti döneminde iktidar olunduğunda, AK Parti iktidarında İran'a sıcak bir el uzatıldı. Ve hatırlarsınız o zamanlarda İran çok zor bir durumdaydı. Hemen hemen Avrupa kamuoyundan, Amerika'dan baskı altındaydı. Yani istim üzerindeydi. Operasyon olur mu olmaz mı? İşte nükleer santraller mi vurulacak, vurulmayacak mı? Bu konular vardı. Şimdi İran tabii bu son olaylarla Batı'yla biraz eli rahatladı. Çünkü hani IŞİD terörüne kanalize olunmuş vaziyette. İran yani anlaşılması çok güç yani anlaşılması. Evet. Mesela Pakistan'da Pakistan'ı tehdit ediyor. Diyor ki oradan sızmalar oluyor. Orayı vururuz diyor. E bir bakıyorsun Esed'in dinsiz askerlerin eğitiminde orada İranlı Tuğ generalleri görüyorsun. Afganistan'dan hani hali vakti yerinde olmayan orada kardeşlerimizden militan devşirip onları Suriye'de savaştırma yoluna gidiyor. Yani tamam doğru bir adım ama İsrail'e diyor ki İsrail'e aman diyor şey yapmayalım Suriye'deki olayları göz ardı edinmeyelim. İsrail'in diyor şeyi tehlikeye girer diyor BK'sı. Hı hı. Yıllarca atom bombasıyla kazırız olaylarından sonra böyle bir açıklamada bulunuyor. Yani Yemen'de de İran var. Yemen'de mesela Husi militanlar hükümetle uzlaşmıştı. Belli bir uzlaşı sağlamışlardı ama çok ciddi silah ve yine askeri yardım var. Israrla orada Sünniler çoğunlukta olduğu için üzerlerine kışkırtıp saldıran devlet Allah-u Alem İran yani. Biz öyle anlıyoruz, görüyoruz. Yani bununla yani kendi bekasını mı korumaya çalışıyor artık, ne yapmaya çalışıyor ama orada da durum onların aleyhine işleyecektir. Çünkü müthiş bir kamuoyunda bir İran'a nefret var. İran gençliği ile ilgili haberleri her gün okuyoruz biz. Her gün görüyoruz o paylaştıkları resimle Facebook'ta, şurada, burada. Yani bağnazlığa karşı prim tanınmıyor. Daha önce de biliyorsunuz orada da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir evvelki ciddi olaylar çıkmıştı. Yani bu şekil bir sistemde bereket olmaz. Gelip kendi ülkelerinde de rejimleri tehlike altına girer yani. Çok yanlış davranıyorlar. Evet. Genel olarak aslında İran'la ilgili hakikaten bir tuhaflık da var. Yani izleyicilerimiz de onu fark ediyorlardır. Yani Orta Doğu'daki bütün olaylara sessiz kalan, hatta nahoş olan durumları da destekleyen bir stili var. Alttan olayı var evet, ama yani biraz sessiz. Evet, yani artık o nasıl kelime nasıl olur bilemedim ama dediğin tarzda bir durum var. İlginç olan taraf şu aslında. Mesela koalisyon güçleri veya işte bölgede bir takım menfaatler peşinde olan işte güçler diyelim ülkeler yıllarca mesela Suriye'de Baas rejimini seyrettiler, yaptıkları rezaleti, kepazeliği. Hiç sesleri çıkmadı, gıgı çıkmadı. Fakat sonra bu Kobane meselesi işte gündeme geldikten sonra oradaki olaylara müdahale için hep Türkiye'yi ön plana çıkardılar. Yani Türkiye'yi oraya gönderme, Türk askerini oraya gönderme, Türkiye'nin müdahalesi gerekir, Türkiye işte müdahale etmezse olmaz gibisinden böyle bir durduk yere Türkiye'yi bir savaşın ortasına sokma hali oluştu. Halbuki İran da bunu yapabilir. Yani hiç kimse İran'dan bahsetmiyor mesela. Yani İran müdahale etsin, işte Suriye'ye şöyle yapsın, işte asker soksun, ne bileyim Kobane'ye müdahale etsin, adam gönder. Ya bu hiç yok, bak bu çok acayip bir şey. Yani Türkiye üzerine oynanan bir oyun oldu. İran'la bir anlaşma oldu. Yani kapalı kapılar arkasında ne oluyor bilmiyoruz da tahmin ediyoruz yani. İran'ın bir takım ülkeleri desteklediğinden dolayı gizliden gizliye muhafaza edildiği, olayların içine doğrudan sokulmak istenmediği de çok açık. Yani İran çok uzak bir ülke değil yani bu olaylara. Ama her nedense hep Türkiye'nin başının derde girmesi, belaya sokulması, işte askerin savaşa girmesi gibi baskı görüyoruz. Bunun bir oyun olduğunu açıkça görmekte fayda var. Evet, İran güçlü normalde bölgede ve Irak üzerine de aslında tabii güçlü. Ki canım. Tabii ya tabii, şu olayların gelişiminde İran'ın payını unutmamak lazım. PKK'nın PYD'nin palazlanmasında da perde arkası. Evet. Çünkü kendi ülkelerinde evet. Hocamız anlatmıştı bir olay olduğunda hemen orada sindirdiler. O zamanlar bir anlaşma telaffuz edilmişti. Yani İran içinde eylem yapmama, İran içinde rahat duruma. Evet. Orada aslında ben bayağı bir şey olmuştum yani hani ne kastediliyor. O zaman İran dışında herhangi bir eyleme müsaade evet. mi olmuş oluyor? Evet. Yani
açık açık hani belki görünmese bile ama perde arkasından Allah alem PYD'yi ve PKK'yı da pek güzel hala evet. destekliyor. Ya tabii İran derin devleti. Evet evet onları yani. Kastediyoruz. Ya çünkü İran normalde gittiğiniz zaman Türkiye'ye son derece sevgi duyan, değil mi? Sıcaklık duyan. Biz de onlara çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Yani ona tabii. dikkat veya lazım. Türkiye'ye desteğini açık açık göstersin. Bu olaylarda biz de sizle beraberiz. Yani bölgedeki meseleleri çözme yönünde Türkiye'nin destekçisiyiz diye bunu da açık açık ifade edebilirler. Ya biz de bu kadar olay olurken kimsenin destek olmaması da Türkiye'ye çok evet. ilginç. Yani evet. bu da Allah'ın bir kaderi yani. Hani bu kadar olay var. Hala bak müdahalelerden bahsediliyor. Ve daha hiç Türkiye bir yardım hani en azından Türkiye bunu istemiyor da hani o Suriyeli kardeşimiz şartlarını daha iyileştirecek bir destek, bir lojistik destek bunların hiçbir konuşulmuyor. Varsa yoksa Türkiye oraya girsin, nasıl girsin? İşte Mürşit Pınar sınır kapısını niye açmadı, niye geç açtı, işte Peşmerge geçsin mi, geçmesin mi? Ya bizi illa oraya sokmak istiyorlar, biz de oraya girmek istemiyoruz yani ne gerek var yani? Evet, ya Türkiye'nin... Onu geçen programda konuşmuştuk. Orada muhatabı yok kardeşim. Gidecek de kimle savaşacak Türk askeri? Yani bir sürü farklı grup var. Hepsi birbirine düşman. Hepsi birbirine savaşıyor. Yani kiminle savaşacağı belli evet. olmayan bir savaşa girecek Türkiye. Göğe. Bunların ya, aklına göre. Şey, güvenli bölge. Hocamız dediği gibi o böyle orada. Değil mi? Halkın rahat yaşayabileceği, uçakların uçmayacağı, böyle hani halkın yaşamına devam edebileceği. Diğer tarafta savaşmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa evet, yapsınlar ya. Güvenli bölgeyi ısrarla yanaşmıyorlar yani. Çok net orada aslında bir niyet açığa çıkması oluyor yani. Çünkü güvenli bölgede hani hocamız da söylemişti, Kartal'ın da söylediği gibi. Hiçbir risk yok ya sen havadan şey al, oradan da koruma altına al. Ne PKK terörü olur orada ne IŞİD terörü ama olur. Ama meseleyi halletmek değil ki asıl amaç işte. Senin dediğin doğru. Evet. Yani esas amaç bir kere PYD asla ve asla oraya peşmergenin gelmesini istemiyor. Niye? Çünkü peşmergenin oraya konacağını düşünüyor. Yani orada aslında bir mevzilenme durumu var. Yani toprağı kaybedecek adam. Yani bunlar göğe Kürt ya göğe sözde. Alakaları yok da. E kardeşim işte peşmerge geliyor ne güzel. Senin buna sevinmen lazım. Peşmerge içeri girmeye başladı. Salim Müslim çıktı diyor ki Türkiye diyor IŞİD'e yardım ediyor diyor. Ya kardeşim Türkiye sınırını açmış. Peşmergeyi kime gönderiyor? IŞİD'e mi gönderiyor? Özgür ya Suriye bu nasıl bir akıl tutulması? Ya? Özgür Suriye Ordusu da evet. girdi. Bak bu olay oldu. O gün açıklama yaptı ya. Dedi ki Türkiye dedi IŞİD'e yardım ediyor. Bas bas bari kurtarın bizi diyor. Hatta bak çok acayip. Herkesin dikkatini çekmiştir. Peşmerge girecek oraya ağır silahlarla ve dendi. Hemen şey açıklama yaptı PYD. Bizim dedi kimseye ihtiyacımız yok. Ağır silah da getirmesinler. Bizim ağır silahlara ihtiyacımız var. Ama silaha ihtiyacımız var. Evet. Bizim savaşacak çok fazla gencimiz var, gücümüz var. Biz savaşırız. Siz bize silah gönderin, peşmerge gelmesin. Evet. Diye açıklama yap. Ne demek bu? Madem savaşıyorsun. E sana işte adam gönderiyorlar. Yardımcı. Diyor ki ben yardımcıyız. E hani sen imdat IŞİD bizi öldürüyor diye bağırıyordun bas bas. Sana yardımcı geldi diyor ki biz istemiyoruz. Çünkü kendi aranızda başka bir hesap evet. var. Sizin oradaki hikayeniz, oradaki senaryonuz. İşte Kobane'yi kurtaralım. Kürt halkı işte orada. Huzur ve refah içerisinde yaşasın değil. Niye değil? Zaten orada Kürt kalmadı. Hepsi şehir oraya kalmadı çıktı. Şehir de kalmadı. Şehir kalmadı. Yerle bir oldu. Ay kimin? Bir de bak Kürt'ün Kürt'e karşı bir savaşı da var orada aslında. Yani bilmeden. Mesela IŞİD'le PYD savaşıyor, Kürtler ölüyor. Kürtler evsiz barksız kalıyor. Kürtler göçüyor. Kürtler göçüyor. IŞİD'te bakıyorsun, Kürtler var savaşan. 3'te 2'si Kürt diyorlar ki. Evet, komutan yani. Olduğu söyleniyor. Kürt ünlü bir komutan var başlarında. Yani orada da bir gariplik var. Ama yine onlar savaşına yine olan Kürt. O Rojava'da da öyle olmadı mı? Evet. Aylarca kan aktı orada biliyorsunuz. Kim çıktı Rojava'dan? Yine Kürt kardeşlerimiz gittiler Irak Kürt bölgesine Barzani'ye. 150 bin kişi oraya gitti. Yani mülteci olarak kim gitti? Kürt kardeşlerimiz. Yani orada öyle bir Kürt kardeşlerimizi koruyalım, Kürt milliyetçiliği vesaire bunların hiçbiri olmadığı. Ya yani özellikle şu Salim Müslim'in çıkışları, özellikle peşmerge gönderdikten sonraki yapmış oldukları açıklamalardan çok net anlaşılıyor esas niyetleri. Bak asıl bir konu var mesela. Hakikaten böyle hafıza da çok şaştı bu aralar. Yani insan hani 10 gün evvel, 15 gün evvel, hani bir aylar önce konuşulan bir konu değil. Bu adamların hepsinin temsilcisi bir araya gelip Kürt bölgesi için konuşmadı mı ya? Evet. Salim Müslim ekibi dahil. Hı hı. Ne dediler? Hani ortak bir mücadele orada yürüteceğiz işte karşı. Hı hı. Sonrasında da burayı beraber yöneteceğiz dediler. Hı hı.
Sen 4 gün sonra YPG çıkıyor, diyor ki buraya ÖSO dediğin gibi senin ve şey gelmesin. Gelecekse evet, de evet, silahsız gelsin, hani gözlemci olarak gelsin, ağır silahları bize verin diyor. Yani 4 daha 10 gün evvel anlaşmadınız mı yani, nasıl oluyor ki bu olay? Şimdi Allah'a şükürler olsun, hocamız PKK'nın bütün yalanlarını çok güzel deşifre ediyor. A9 televizyonu elhamdülillah sürekli olarak PKK'nın yani yalan makinesi gibi sürekli her şeyde bir propaganda yapmak için sürekli yalan üretiyorlar. Sürekli yalan her şey. Zaten halkımız da aslında çok iyi öğrendi bunu. PKK sitelerinde bir şey söyleniyorsa ya %100 yanlıştır, ya olayı tamamen tersine çarptırıyorlardır veya abartıyorlardır. Şimdi bunlar hep böyleler. İşte biraz önce Serdar da bahsetti. İşte ölüyoruz, bitiyoruz falan diye tweetler atıyorlar. Aradan Amerika bombalıyor. Nasıl püskürttük ama Irak Şam İslam Devleti'ni? Kardeşim zaten siz püskürttüğünüz bir şey kalmadı. Kobani'de kuyunun içine girdiler bunlar. Yani ortalıkta da yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Şimdi o Kobani zaten tamamen bombalandı. Biraz önce sen de söyledin. Şehir çöktü. Şu an Irak Şam İslam Devleti tamam biz buradan işimizi bitirdik geri dönüyoruz dese de oraya yine Kürt kardeşlerimiz gidemeyecek. Ya aslında çok büyük bir oyunları bozulmuş oldu. Hiç beklemedikleri bir şeydi. Amerika, şimdi izin verirseniz Aysel Tuğluk hanımefendi bir şey söyledi. Seküler güçler dedi, hemen dedi şu an dedi devreye girsinler dedi. Çünkü Türkiye'de sekülerizme karşı, laikliğe karşı büyük bir saldırı var. Orduyu şeye davet ediyor. Bizim insanlarımız da şöyle zannediyorlar. Türk ordusunu darbeye çağırıyor. E sen onu taşlamamış mıydın? Hani sizinkiler taşlıyordu veya işte şehit etti, PKK'nın evet, şehit etti evet, orduyu. Aslında burada mesajı hocamız çok güzel söyledi. Derin Amerika'ya gönderiyorlar. Batılı devletlere gönderiyorlar. Bir aldatmaca var. Yani işte bakın biz laikliği biz koruyoruz. Türkiye her an radikalizme, bağnazlığa kayabilir. Zaten Orta Doğu'da böyle. Hadi bize devlet kurun. Biz o devletimizde Batı'nın çıkarlarını biz koruyalım. Ve bunu gerçekten New York Times gibi böyle bayağı bir Der Spiegel falan bunlar hepsi çıkıyorlar şey diyorlar. Orada teröre karşı PKK'yı destekleyeceğiz. Kardeşim teröristin en alasına terörü destekleme lafı etme gibi bir şey var. İşte burada önemli olan PKK'nın bu oyunlarını hiç sıkılmadan... Sen dedin ya mesela 10 gün önceki olay unutuluyor. Ya 10 gün önce dünkü olay unutuluyor. Hepsi unutuluyor. Bak yine kaç tane Mehmetçi'yi şehit ettiler. Bunlar gibi 40 bin kişiyi şehit ettiler. Bunların hepsi unutuluyor. Yaptıkları eylemler unutuluyor. Sonra peşinden işte kadın hakları savunucusu PKK. Türkiye'de İslam ülkelerinde kadın... o zaman Batı da diyor ki o zaman biz PKK'ya destek verin. Bu oyunun bir an önce... Bütün dünya çapında deşifre edilmesi çok önemli. Devletin buna el atması çok çok önemli. Hocamız zaten çok güzel izah etmişti. Yani orada bir PKK-PYD direniş yok. Batılı koalisyon güçlerinin havadan bombalamaları ve ikmallerinin sen orada paralı bekçiliğini yapıyorsun. Yani hocamız bir de maliyeti çok azalıyor bunların demişti şeye. Yani bir kemik atıyorlar o yetiyor demişti. Yani hakikaten çünkü ucuz maliyeti. Hani geçen programda da konuşmuştuk. Bir Amerikan askerinin donanımı, teçhizatı ve sağlık koşulları, maaşı çok daha pahalıya geliyor onlara. İkincisi zaten yıllarca sen emperyalist olarak suçladın bu devletlerin. Orada direkt askeri oldun, hizmetine girdin. Değil mi? Öyle iddia ediyordun. Ve iki yüzlüsün mesela. Şimdi onları övüyorsun, müdahil oluyorsun. Komünist bir devlet kurmak istiyorsun. Marksist-Leninist bir örgütsün. Zaten komünizmin kadına nasıl baktığını, nasıl davrandığını, nasıl tek tip modele getirdiğini ve aşağıladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama yani hocamız da demişti Amerikan derin devletinin bazı güçleri kuş gibi oluyor demişti. Yani genel Amerikan halkını biz çok seviyoruz, devletini de çok seviyoruz. Ama neokonların bir kısmı kuş gibi oluyor. Bu yalanlara da gerçekten inanıyorlar. Yani orada sanki PKK etkin unsuru haline gelse Amerikan menfaatlerinin çıkarlarını mı savunacak? Yok öyle bir şey. Öyle bir konu da zaten olmaz. Sana IŞİD kadar en az düşman bir örgüt. El-Kaide öyle mi oldu? Evet yani. Sonuç? Yani buna da inanmak yani çok safiyane bir yaklaşım oldu. Avrupa'da da benim anladığım şöyle bir ruh hali var. İslamcı mı? O zaman bizi işte her an bombalayabilirler, öldürebilirler.
Şimdi bu korku yaratıldığı için bu korkuya karşı ne yapalım? Sen gider misin savaşmaya? Ya bir diyor Alman bakanlar çıktı konuştu ya, bizim çocuklar değerli dediler, şimdi biz onları gönderemeyiz. Türkiye gitsin savaşsın diyor Suriye'de. Ya onlar da biz gidemeyiz diyor. Şimdi PKK gibi böyle kiralık katil, hocamız çok güzel tarif ediyor. Kiralık katiller bulmuşlar. Ve demin de Sedat söyledi, çok ucuz bunların maliyeti. Yani bunlar mağarada yaşayan, hocamız söylüyor, bir kap bit torbası. Evet. Hiç yani öyle bitli pireli, yani ona karşı da önlem almak istemeyen. Rahat yani, o pislikten. Yıkanma yani. İhtiyacı olmayan, yılda bir yıkanan böyle leş gibi herifler. Bunların tabii maliyeti ucuz olduğu için ne yapıyor bunlar? Yani şimdi IŞİD bitse bunları Irak'a karşı da kullanacaklar, Suriye'ye karşı da kullanacaklar. Herhangi bir Müslüman devletle ilgili bir problem çözülmek istese bu katilleri gönderecekler. Bunları daha da silahlandıracaklar, eğitecekler. Türkiye'de bir şey olsa el altından, zaten 40 yıldır bunu yapıyorlar. 40 yıldır Türkiye'de yönlendirecekler yine PKK'yı. Ha, Türkiye biraz güçleniyor, siz bunları bir zayıflatın diyecekler. İşte ortalık çok süt liman, biraz olay olsun diyecekler. Tam böyle pislik bir örgüt ve bunları da dünya, herkesin gözü önünde kamuoyunda aldatarak, bütün dünya kamuoyunu aldatarak böyle bir gerçekten bir hadis var ya, cenneti cehennem, cehennemi cennet gibi gösterir diyor Deccal. Gerçekten tehlikeli olan psikopatları, bunlar iyi. İyi olanları, mazlum olanları da bunlar çok tehlikeli olarak gibi gösterme gayreti var. Tabii Allah'ın izniyle buna izin verilmeyecek. Hakikaten hem kahpe hem kalleş hem de korkak. Yani bunları ilk hatırlarsanız... Pislik. Tam söyleyelim onu. Hocamız necaset demişti. PKK necaset. Pislik, kalleş ve kahpe. PKK'nın açılımı budur. Lağım dedi. Yani. Evet, yani lağım. Bundan sonra böyle kullanalım. Bu işi ilk ortaya çıktığında bunlar hani... Irak'ı kurtaracağız derken şu an işte Sayın'ın dediği gibi mağaralarda yaşıyorlar. Şeyde Kobani'de, şeyde su kuyularında, evlerin içinde saklanıyorlar. IŞİD de bunları arıyor. Bunlar ne yapıyorlar IŞİD şeyde Kobani'de? Bir mücadele de vermiyorlar aslında. Bunlar saklanıyorlar. Amerikan uçaklarına yer bildiriyorlar. Yani ispiyonculuk yapıyorlar açıkçası. Yani orayı buraya vurun diyorlar. Bunların da hiçbirine de IŞİD'in bir zarar aldığı şu an kadar görülmedi. Yani çünkü IŞİD de oradaki her binanın üzerine kendi bayrağını asıyor. Böyle olunca bu sefer IŞİD diye şehir gidiyor. Ve bu, yani daha önce de söylemiştik, bu PKK'nın yani Kürt halkıyla da bir sorunu yok. Yani Kürt halkını kalkındıralım, onları geliştirelim. Türk halkı refah seviyesi, Kürt kardeşimizin refah seviyesi yükselsin diye. Bunların tek amacı o ideolojilerini kurdukları baskıcı komünist devleti kurmak. Evet. Ya bunlar ne yaptı bugüne kadar? Ya biraz daha Seral söyle, 40 bin kişiyi öldürdüler. 100 bine yakın olay yaptılar. Bu 40 ölen 40 bin kişi Türk mü? Yani kökenine gittiğimizde Çerkez, biraz işte göçmen yani değil Kürt, ki. Kürt, bunların %98'i neredeyse. Bizim burada da öyle. Kürt kardeşlerimiz. İlave, i̇şte yani Güneydoğu operasyonları. Evet, yani sınırlarımızın dışında değil ki. Biri çıkıyor sokağa çıkın diyor mesela, değil mi Kobani evet. için? Ne oldu? Yani sokağa çıktılar. Sonuç Kürt kardeşlerimiz katledildi. Yani evet. Bizim ülkemizde de Kürt kardeşlerimizin katledilmesine sebep oluyor bunlar. Ve liste yapmışlar ya. Onu mesela Milli İstihbarat Teşkilatı güzel bir çalışmayla izah etti. Daha önceden PKK muhalifi, komünist, evet. Marksist muhalifi insanları yani hazır fırsat özel gidilmiş oraya yani ani gelişmiyor. Zaten baktığında da şehit olan kardeşlerimiz hep Müslüman ağırlıklı. Yani orada hedef alınan kitle Müslümanlar. Haraç alamadıkları insanları da katlediyorlar. Şu hep hocamız onu çok güzel anlattı. Yani bunlar zorla oy alıyorlar dedi. Tehditle. Değil mi? Orada farklı partiye oy kullananlara ceza kesilmiş. Ödemeyince de geçen hafta içine onu şehit ettiler. Bir astsubayımız da eşinin yanında arkadan enseyine korkakça kahpece. Eylemlerde bulunurlar. Genel stili hiçbir zaman değişmiyor. Allah esirgesin. Zaten hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak da. Orada bir PKK egemenliği demek. En başta yani Kürt kardeşlerimizin mahfı demek yani Türklerden önce. Tabii ki canım. Kürt kardeşlerimizin eziyet çekmesine. Tabii. Ya bir de hakikaten belirtelim, iyice de açığa çıktı bunların bu pislik kahpece davranışları neticesinde. Hem Türk halkı hem Kürt halkı hep beraber Türkiye'yi temsilen bunlardan artık nefret ediyorlar, tiksiniyorlar. Bunların ne kadar adi, ne kadar şerefsiz oldukları,
kahpe ve kalleş oldukları, yaptıkları son icraatlardan da ki yıllardır bunlar böyle zaten iyice açığa çıkıyor. Yani bunda da böyle bir hayır var. Tabii ki bunların olması istenmez ama PKK'nın hakiki yüzü, yani pislik, kahpe ve kalleş bir terör örgütü olduğu artık bunu görmeyenler yönünden de değerlendiriliyor. Ya bunlar diyor ki özgürlükten bahsediyor, demokrasiden bahsediyorlar. Bunların bir KCK sözleşmesi var ya, 2005'te kaleme evet, aldıkları. Evet. Aslında onu biraz baktığımda yani hı-hı, kim incelese 5 evet, yani ana maddeyi görüyorsun. Çok önemli o. Evet. Bunlar böyle totaliter bir rejim peşinde, yani diktatörlük hı-hı, peşinde. Özgürlük, insanlar fikir özgürlüğü, rahat bir yaşam değil. Bunların bir kere resmi bir ideolojisi var. Bu komünizm. Bunun üzerine hı-hı, olayı bina ediyorlar. Burada zaten özgürlük yok. İkinci ana düşündükleri tek bir liderleri olması ve tek bir parti tarafından yönetilmek. Bu da zaten bunlarda var. Yani totaliter rejimde olan özellikler bu saydıklarım. Bunlar bir kere sansürden yanalar. Yani totaliter rejimde hiçbir zaman sen internete rahat gir, bir sürü farklı gazete olsun değil mi? Kanallar olsun, yorumda bulunsun. Böyle bir şey yok. Örneğin İnternet Kore, yok ya. Kore'ye bak, internet yok zaten. En önemli güçleri silahlı mücadele. Silahı hiçbir zaman bırakmıyorlar. Silahla baskı altına alıyorlar. Yani düşünün, yani Küba'dan tutalım, değil mi? Kuzey Kore, diğer ülkeler, hepsinde bunların çok net örneğini görüyoruz. Ve önemlisi para. Parayı da devlet kontrolünde. Yani halka vermiyor. Parayı da halk, devlet kontrol ediyor. Nerede burada özgürlük? Yok. Ya Ahmet Altun... bir örnek vermek istiyorum ben. Mesela Stalin, Lenin, Pol Pot, Kamboçya'da, Mao. Bunlar zaten bölgeyi özgürleştirme iddiasında geldiler. Yani Stalin rejiminin adı da özgürlük rejimiydi. Hı hı. Lenin'in rejimin adı da sözde özgürlük rejimiydi. Stalin'de 70 milyon, Lenin'de 20 milyon, Mao'da 60 milyon insan o dönemde. Pol Pot döneminde Kamboçya'da 9 milyonun 3 milyonu, yani hı hı, üçte biri öldürüldü. Mesela gözlük takan insanlar, sen kitap mı okuyorsun, muhalif yayınlar mı okuyorsun diye Kamboçya'da öldürüldü. Artık manyaklığın boyutu o dereceye varmıştı. Yani özgürlük, bunların anladığı manada özgürlük bu yani. Kavram, hiç kargaşası yaşamamak lazım. Çok farklı. Özgürlük demek orada şiddet ve baskı, baskı dikte demek yani. Evet. Eşit manası bu. Yani özgürlük dediği yani cumhuriyet ve özgür hayattan ayrılıp kendi kurdukları komünist devlete özgürlük kazandırmaya kastediyorlar. Ama o ilk başta da sanki halkın özgürlüğü gibi anlaşılıyor. Aslında oradaki üst kademenin, yani kaymak tabakanın kendi rahat yaşayacağı, herkes asıp keseceği bir kurum olarak görüyorlar. Ve bunu da söylüyorlar şeylerini. Yani halkı zaten sürü olarak görüyorlar. Onlar zaten gütmesi kolay diyor. Önemli olan biz de üst yapımızı hazırlayalım diyorlar. Ya zaten işte, çok uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi hani bunları anlamak için böyle, yani böyle devasa örneklere gerek yok. Var olan duruma baksın kardeşim. Mesela PKK'ya baktığında işte sistem zaten orada gözüküyor. Bir tane sözde lider var. Yaşantılarına bakıyorsun, işte dağda, bayırda, mağarada, pislik içinde, elinde tabanca, top, tüfek, neyse. Bunların bütün hayatı böyle geçiyor. Yani komünist hayat bu. PKK'nın olmayacak da, yani hayali ülkesini kurduğunda yaşayacağı hayat da bu zaten. Ha, onlar ne yapacak? İşte o özgürleştirdikleri halk dedikleri kitle var ya, onları da öldürerek özgürleştiriyorlar. Nasıl? İşte Kürt kardeşlerimizi hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem Türkiye'de katlederek. Evet. Yani sistem zaten bu. Yani küçük modele baktığında var olan, zaten bunların istediği büyük modeli görürsün çok kolay. Ya şöyle mesela bir resim olsa, PKK'nın kuruluşundan bu yana bir komutanları bir resim tablosunda hayal et. 50 kişi, hani öyle filmlerde olur ya, evet, sonunda şu şu oldu bu. Hı-hı. O 50 kişilik hani kemik bir ekip olsa, hani Mahsun Korkmaz dahil, bunların 40'ını zaten birbiri de öldürmüş, örgüt evet, öldürmüş. Evet. İhanetle suçlamış, oportunist komünizmle suçlamış, işbirliği demiş, öldürmüş. Sonra da hani akademisini yapmış. Bir de öyle bir olay var, hani mafyatik, tam mafya örgütü diyor ya hocamız hani. Yani onun da bir de böyle cenazesini güzel kaldırıp adını da bir yere vermiş. Zaten açık ortada. Adamlar birbirlerini yiyecek. Ondan sonra da rahat durmayacaklar. Ya yani, şeyde aslında bu Kobani işte Rojava kantonları dedikleri yerde zaten bu sistemi işlerliğe koydular. Daha geçen sene Kürtler başka, yani şeye, PYD'ye destek vermeyen Kürtlerin yaptığı mitinge bunlar ağır silahlarla saldırdılar. Orada en az 10'a yakın Kürt kardeşimizi şehit ettiler. Yani biz oradaki kardeşler, oradaki Kürtler de bizim kardeşimiz. Müslüman insanlar, tertemiz tabii, insanlar. Tutukladılar, sürdüler onları orada. Ya muhalefet liderini tutukladılar. Ve Barzani özellikle dedi ki,
bu dedi PYD dedi silah zoruyla dedi orada diktatörlük kuruyor dedi. Ya şimdi Türkiye'de yapmak istedikleri bu, Suriye'de yapmak istedikleri bu, Irak'ta yapmak istedikleri bu. Irak'ta yarın öbür gün Barzani'yi de hemen yok etmek isteyecekler. Zaten bir zaten çelişiyorlar birbirleriyle de çekişiyorlar. Zaten onların öyle bir şeyi yok. Yani evet. Bizim devletimizde bizden farklı, Marksist-Leninist düşünceden farklı. PKK diktatörlüğünün alternatifi bir yapıyı düşünen varsa biz öldürürüz, yok ederiz diyorlar. Zaten bugüne kadar hep bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmak istedikleri şey bu. Ve işte bu yapıları, katil yapıları batılı derin devletlerin arayıp bulamadıkları şey. Çünkü batı kendi insanını oralarda kendi yani derin devletler katillerini, kendi katillerini dahi kullanmak istemiyorken bunlara işleri ihale etmek istiyorlar. O senin demin söylediğin olay çok önemli. Mesela orada hani muhalifleri katlettiler, mitinglerini bastılar, farklı sesleri susturdular diyorlar ya. Hani şunu da çok iyi bilmek lazım. Onların çoğu sosyalist sol görüşlü insanlar. Yani bunlar sadece Müslümanlara ya da hani liberal gruplara değil. En başta PKK, Marksizm, Leninizm haricinde farklı sol görüşlere de karşılar. Niye mesela bu çok önemli bir konu? Şimdi Avrupa niye destek oluyor bu şeye değil mi? Hani laik hassasiyete sahibiz biz. Aslında sosyal demokrat anlayışa sahibiz. Hani biraz şartlar gereği şiddet uyguluyoruz ama yarın öbür gün biz sosyal demokrat anlayışa döneriz. E bakıyorsun Avrupa'ya da ya da Kuzey Avrupa değil mi? En çok destekçisi Avrupa'da olan ülkeler. Kuzeyden çıkıyor bunları. Orada da hep sosyal demokrat hükümetler görüyorsun. Hani Darwinizm'den, ateizmden, Marksizm'den beslenen. Ama demokratik koşullarda yaşayan hani sosyal demokrat PKK'nın böyle bir niyeti yok. Yani PKK yarın öbür gün hiçbir zaman olmayacak da Rojava'da olsun, farklı bölgelerde olsun bir yapılanmaya gittiğinde yani bir İsveç modeli orada oluşmayacak, bir Finlandiya modeli oluşmayacak yani. Evet. Orada oluşacak model Kuzey Kore modeli oluşacak. Yani çok örneğini görmek istiyorsanız orada gidin araştırın, şey yapın. Yani öyle bir konu yok yani. Şu da önemli, bu da unutuluyor. Mesela şimdi PKK Kürdüm diye ortaya çıkıyor ya göğe. Barzani ne? O da Kürt. Neden anlaşamıyorsun sen Barzani'yle? Yani eğer öyleyse, yani öyle bir milliyetçilik peşindeysen. KDP'ye sen neden uzak duruyorsun? Çünkü onu kendine risk görüyorsun. Güçlü ya. Barzani'de var ama her şey var normalde. Tabii, Halbuk'ta bir araya geldi. Veya mesela çok acayip. Şimdi PKK hoş bakmadığı için PYD KDP'ye uzak duruyor, hoşlanmıyor. Fakat KYB'ye yakın duruyor mesela. Niye? Çünkü o olaydan uzak duruyor. PKK da ondan samimi bir yapılanması var KYB'yle. Şimdi bak çok acayip, o da Kürt yapılanma biliyorsun. Ama Amerika Kobani'ye ve o bölgeye havadan silah yardımı yapıyor. Bu yardımı orada işte sözde diyelim mücadele eden Kürtlere yapıyor ya. KDP ile KYB günlerce o silahları paylaşamadılar bir türlü. Kavga çıktı. Kardeşim sizin yani ana konu bir kere burada tamamıyla PKK'nın orada bildiğin salt komünist rejim kurma ve oradaki toprakları küçük olsun büyük olsun başka hiçbir Kürt alternatif partiye veya gruba kaptırmama konusu var. Evet. Ana konu bu. Ya zaten şöyle, o senin dediğin olay çok önemli. Yani Amerika zorlaması olmasa zaten Barzani nefret ediyordu ve bölgeye peşmerge gitmeyecekti. ÖSO da gitmeyecekti. Siz görüyoruz bölgeye giden ÖSO komutanı diyor ki zamanında biz diyor YPG'nin kökünü kazıyacağız evet, diyor yani. Evet. Adamların nasıl baktığı evet, belli ve haklılar evet, da çok adi aşağılık bir oluşum orada YPG oluşumu. Şimdi yarın öbür gün Kobani onların anladığı manada kurtulsa yani bölgede değil mi PKK, PYD, ÖSO ve KDP, KYB baş başa kalıyor. PKK'nın ilk hedef alacağı ekip bunlar evet, olacak. Evet, yani açık evet, açık söylüyorlar zaten. Bir numara KDP yani bunu zaten. Bunu görün bilin yani. Evet. O yüzden o hani silah paylaşımı evet, diyorsun ya yarın öbür gün hani bu konu düzeldiğinde kim kime sıkacak? Güçlü silah bizde evet, olsun kaygısı var. Ya aslında bu onların gidişinde de yani bu 150 peşmerge bir işe de yaramaz Kobani. Belli ki silah götürüyorlar. Yani şoförlük yapıyorlar. Orada silahı da teslim edecekler. Hocamız da çok güzel söylemiş. O silahlar da en sonunda IŞİD'e gelecek. Yeni yeni silahları olmuş olacak. Bu en son Libya'da o var ya bir örgüt. Onlar biliyorsun IŞİD'e tabi oldular. Evet. En son yine Amerikan silahlarını ele geçirmiş. Onu gösteriyorlardı. Yani bu yapılan her yardım bunun aleyhinde. Bu bir şekilde IŞİD'e dönüyor.
Tabii Katar mesela füze yollamış Suriye'de savaşan Özgür Suriye ordusuna. Onları orada sempatiyle bakan gruplara ele geçirmiş, IŞİD'e vermiş. Yani IŞİD'in öyle bir silah kaynağı sıkıntısı olmadığını hocam çok söylemişti. Silah nakliyesi yapmıyor. Gidip alıyorlar zaten olan yerden. Evet. Yani ya IŞİD alacağını almış, özür dilerim. Bir başka adilik de şey. Mesela Özgür Suriye ordusu da savaşıyor IŞİD'le. Ama Özgür Suriye ordusunu desteklemeyeceğiz diye karar alıyorlar. Evet. Yani PKK'yı bir destekliyor. Kahpe ya adamlar. Hakikaten kahpe kalli. Ya PKK'yı yani desteklemek bu kadar bariz, bu kadar net. Şimdi hocamızın dikkat ettiği önemli bir konu daha var. Mesela Türkiye'de bu PYD'yi öven yazarlar çıkmaya başladı. Daha önce adı sağan duyulmamış. Sonradan işte bir bakıyorsun bunlar Batı, bunlara aferin sen de iyi yazdın, bak böyle bir dönemimizde sen de bize destek oldun diyecek diye. Sırf bu yüzden PKK'yı öven, Öcalan'ı öven. Mesela bir yazı oluyor baştan sona. Ya işte bunların hepsi diyor Öcalan'a diyor oynanan bir oyundu diyor. Ya kardeşim bağladığın yer sen zaten yine PKK'ya bağlıyorsun olayı. Yani Öcalan, PKK, Kandil bunlar sanki ayrı şeylermiş gibi falan. Ya artık bu masalları kimse anlatmasın Türkiye'de. Yani bu çok büyük rezalet. 40 bin kişi öldürürken Öcalan o örgütün evet lideriydi. Evet. Öcalan'ın sevimli sempatik gösterme çabalarına gerek yok. Öcalan'ın evet ne olduğunu Türk halkı, 80 milyon evet Türk halkı çok net biliyor yani. Manevralarını da biliyor. Hı-hı. Yapmaya çalıştığını hı-hı da görüyor. Bir de demin hani konuşuyorduk ya, sen şimdi bu adamla aynı cephede nasıl savaşacaksın? Ya gittin orada evet Özgür Suriye ordusu evet ya da değil mi peşmergesin. Bu sana arkadan sıkar zaten. Tabii. Yani öyle bir tabii derdi sıkıntısı yok ki. Tabii. Mesela tehlikeli mi görüyor seni? O komutan mesela geçmiş tabii olsun, onu IŞİD orada şehit etmez yani. PKK'lı sıkar der ki IŞİD'li yaptı der yani. Tabii. Bu adamla aynı cepheye. Psikolojiyi düşün ya, girilir tabii mi yani? Ya adam halkına bak, ben bir yazıya bakıyordum da orada bu şu ana kadar PKK'nın yaptığı eylemleri bir inceledim böyle. 50 sayfaya yakın böyle yani, dolu böyle yani, bitmek bilmiyor öyle. Ve hepsi hakikaten kahpe yani. Mesela ya köyde okulu yakıyor, mezrayı basıyor, aileyi yok ediyor, yakıyor. Yani adamları yakıyor yani, evlerini yakıyor, hayvanlarını kaçırıyor. O bölgeye yapılan sanayi yatırımlarını baltalıyor, işte beton santralini yakıyor. Tüneli yakıyor, bilmem nesini yakıyor. Hastaneleri yakıyor. Hastaneleri yakıyor. Sağlık memurlarını kaçırıyor, öğretmenleri öldürüyor. E hani sen abi Kürt halkı için orada vardın? Hani senin için birinci önce Kürt halkıydı? Bu saydığım hani %1'i. Yani o kadar uzun ki liste. Ya, televizyon stüdyolarını yakıyorlar mesela. Halkı bilinçlendiriyor diye. Okulları, dershanelere saldırıyorlar. Fabrikaları yakıyor, gazetecileri öldürüyor. Sonuçta yaptığım bu. Ve bunun hepsinin mayın düşüyor mesela. Hani bir tane de %100'e bir hareketi yok bunların. Hep arkadan be, yani gece karanlığında böyle pislik bir şekilde saldırıyorlar insanlara. Bir kere de ortaya çıkamıyorlar yani, çıkamazlar ya, basını da yani. Basını konuştuk ya demin. Çok güzel anlattınız. Basın yani belli bir basın müthiş örtüyor bunların eylemlerini ve hiç görmezden geliyor. Şimdi geçen gün bir haber vardı mesela internette. Amerika'da bir kız çocuğu kaçırılmış, ülke seferber olmuş. Çok güzel, zaten hocamız burada da bir çocuk kaçırıldığında o yani teyakkuz hiç kimse uyumaz, bunu takip eder dedi. E biz gel gelelim. Mesela PKK kaç çocuk kaçırdı yazdan bu yana? Değil en mi az 600. Ve evet, yani 600 bak söylemiyorlar da ya. Evet. Yani bunların 600 küsürü şu an Kobani'deki savaşta öldü o çocukların. Cenazeleri geliyor, sessizce gömülüyor. Yani biz alternatif internet basınında bunların cenazelerini görürüz. Şimdi Tunceli mezarlığında olay çıktı deniliyor. Evet. Falanca mezarlıkta işte Mahsun Korkmaz'ın heykeli yıkıldı. Orada törenler oldu. Ya bak bunları bile göstermek yok. Hı hı. Yani çünkü niye mesela sen oradaki cenazeleri gösterdiğinde bu sefer Türk halkı da sorgulayacak. Ya bu çocukları bunlar kaçırmıştı. Hı hı. Bak 15-16 yaşındaki çocuklar kandırıldı oraya. 7-8-9 yani, yaşında evet, da var. Cebren götürüldü, bak bunlar öldü. Ya da şu olacak mesela, yarın öbür gün bunlara militan katılımı da olmaz. Yani hı hı, çünkü öyle bir günlük gülistanlık ki olay. Oraya sürekli bir adamlar gidiyor, YPG'liler savaşıyor. Ama bunlar Amerikan aksiyon filmlerindeki gibi kahramanlar. 20 kişilik bir tim gitti. Her gün onlarca IŞİD'le öldürüyorlar. Bir kişiye de bir şey olmuyor. En fazla yaralanıyor. Ya da çok kahraman bir komutanları bugün bir tanesi ölmüş, o da defnediliyor. Öyle bir konu yok. Her gün bunların 20-30 küsur cesedi geliyor ve gömülüyor buradaki mezarlıklara sessiz. Yaralılara da kim bakıyor? Türkiye bakıyor. Evet. Türkiye'deki hastanelerde bakılıyor, iyileştiriliyor. Doktorlar bakıyor. Ki bunların sonradan biliyorsunuz kimliklerine bakıldı.
Eruh'ta bilmem kaç kişinin şehit edilmesi. Falanca yerde jandarma karakolunun basılması. Bu kadar adilik, şerefsizlik yapmalarına rağmen yine bir, değil mi, hakkaniyetli bir gelenekle Türk ordusu bunları alıyor, götürüyor, hastaneye teslim ediyor. Bunları biz iyileştiriyoruz yani. Ya çok dürüst, iyi bilinmesi lazım. Güzel ahlaklı insana kahpelik yapmak kolaydır tabii canım. Onlar da işte Türk milletinin, Türk ordusunun bu özelliğini kullanıyor. Merhametini kullanıyor, şefkatini kullanıyor. Rahatlıkla bunu yapıyorlar. Estonya ve Letonya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanımız sorulan bazı sorulara cevap verdi uçakta. Bir alıntı yaptım konuyla çok alakalı. Şöyle soruyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza bir basın mensubu. Son PKK eylemleri ve barış sürecine yönelik saldırılar bu büyük oyunun içinde mi diyor. Yani birçok soru var. Ben buraya aldım. Güzel bir cevap veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Diyor ki hepsi bunların içinde. Yani çözüm sürecinin özellikle engellenme gayretleri de bu işin içinde. PKK bir defa Türkiye'de barışı istemiyor diyor. Bu çok önemli ve güzel bir açıklamaydı. Uzantısı olan siyasi parti de barış istemiyor. İki kere iki dört. Bunların Kürtleri düşünmek diye bir derdi de yok. Allah razı olsun. Ağzına sağlık Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bunların derdi bu ülkeyi kendi içinde karıştırmak. Barış ortamından bu ülkeyi bir kere tamamen gerilim, kavga ortamına, kaos ortamına sürüklemek. Tabii ki 11 yıldır bunu başaramadılar. Bunu başaramadıkları için de çok rahatsızlar diye bir açıklama yaptı. Hocamız çok güzel bunu defalarca yayında, aylardan beri, yıllardan beri izah ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun bu hassasiyeti göstermiş. Başbakanımız gösteriyor bu hassasiyeti. Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmişti hocamız. Hı hı. Yani gür bir şekilde başbuğumuz gibi şey yap değil mi? Mesela fistanlılar... Evet, son Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin açıklaması. KP fistanlılar olarak onları niteledi Sayın Bahçeli ki bu fistanlı terimini PKK için ilk kullanan da hocamızdır. Hı hı. Israrla da söylüyor. Hakikaten onlarca yerde de bunların resimleri çıktı. Muhtemelen aydınlanmamış birçok eylemde de mesela az subayımızı da kesin öyle yaklaşmışlardır arkadan. Fistanlı kıyafetlerle gelmişlerdi. Muhtemelen. Aşağılıklar yani özet olarak. Şimdi hiçbir zaman bombalayarak, öldürerek PKK'nın yok edilmesi taraftarı değiliz. Hocamız da bunu defalarca söyledi. Biz eğitimle yani çünkü bunları silahı aldıran felsefi yapıyı, ideolojiyi çökertmeden o silahları da elinden alamayız onların. Yani bu sistem. Ama mesela İran'a hocamız söylüyor kabadayılık yapamıyorlar diye. 2011'de İran'ın PKK kolu PUJAK yani inanılmaz katliam yaptı İran ordusu. 3 tane Kürt o bölgelerde yan yana dolaşamaz diye kanunlar koydular. Hatta 4 kişi bir arada olursa polise vur emri verdiler yetkisi. Şimdi böyle şartlarda PUJAK ne yaptı orada? Yalvardı. Tamam bitirdik ne olur dokunmayın bitti. Geçtiğimiz bu senenin başında da komple feshettiler. Yani İran'daki bütün faaliyetlerini komple feshettiler. Şimdi Türk devleti bunlara şefkatli davranıyor diye şımarıyorlar. Ama tabii devletin de sabrını zorlamasın kimse. Yani sonuçta bir önlemde alınması lazım. Devlet de tabii bunların gözünün yaşına bakmaması lazım. Yani çünkü pazarda, çarşıda bunlar arkadan gelip insanları şehit ediyor. Bunlar bizim duyduklarımız, duymadığımız binlerce, yani sadece Kobani eylemlerinde bunlar 40 kişi şehit etmiyorlar ki. Her olayda bunlara ters düşen, bunlarla zıtlaşan, bunlara sistemini eleştiren herkese gelip ensesinden mutlaka kahpece kurşunluyorlar. Basınımız da çok iyi, devletimize, ordumuza değil mi sahip çıkması gerekiyor. Yani siz Allah'tan korkun yani Türkiye basınısınız. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Yani en azından değil mi bir hakkaniyetli yorum yapın. Görün bunları yani yazın. Şimdi ben bir iki tane yazı gördüm çok korkunç ya. Yol kazaları olabilirmiş ya. Bizim yani orada astsubaylarımızın şehit edilmesi, Diyarbakır'daki insanların üzerinden arabayla geçilip bıçaklanıp balkondan atılması. Bunlar yol kazasıymış. Yani olabilirmiş. Yani sanki dil sürçmesi gibi. Yani bu ne kadar korkunç bir ifade, ne kadar haince, alçakça ifadeler. PKK'yı şımartmaya yönelik her şeyi yani yapıyorlar. Bir de tarihe belge oluyorsunuz. Yarın öbür gün değil mi Allah'ın izniyle utanmak durumunda kalırsınız. Türk halkı sizin yani yüzünüze bakmaz. Yüzünüze Allah esirgesin tükürür yani böyle de ya davranmayın. PKK bir kere o tür yayın yapan kişi ve kurumların da gidip başını da okşamaz yani. Evet. Teşekkür de etmez yani. Orada olmayacak onlar zaten PKK. Bir gariplik var. Tabii yani.
şimdi Allah esirgesin, Türkiye'nin şu anki iradesi, dik duruşu, güçlü Türkiye ordusu olmamış olsa Türk ordusu, o yazıyı yazan vatandaş o yazısını yazamaz. Doğrudan ilk PKK'lı terörist gelir onu yok eder. Yani bu çok açık. Sen Türkiye Cumhuriyeti, Türk ordusu seni muhafaza ettiği, koruduğu için o rahatlığın getirdiği ferahlıkla sen o yazıları yazıyorsun. Yani Güneydoğu'daki gibi veya o köylerde, mezralarda yaşayan kardeşlerimizin pozisyonda olmuş olsan sen o yazıyı o rahatlıkta yazamazsın. O şehit sana olan kendi kardeşi olsa yani. Öyle yazar mı acaba? Veya ya tabii canım, ailesinden birine bir şey olsa solculuğunu da bırakır bazıları yani. Veya işte desteklediği PKK'yı da bırakır, en nefret ettiği terör örgütü olur. Dolayısıyla son derece samimiyetsiz ve yanlış işler. Bir de burada şu çok önemli. Yani hükümete muhalif olabilirsin, hükümetin politikalarını beğenmeyebilirsin. Normal bunlar. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Yani Türkiye'ye muhalif olmayacaksın. Ya sen kendi yaşadığın toprakları teröristlere vereyim diyorsun. Terörist dediğin adam ne? Terörist dediğin adam adamı, katil yani. Seni öldürecek kardeşim, sen bunu göremiyor musun ya? Terörist durmaz ki. Aldım ben bunu. Duramaz. Teşekkürler, silahımı bırakayım. Tabii. Burada bir hayat yaşamıyor ki. O onu daha fazla. Senin üzerine geçecek Serdar'ın dediği gibi, hocamız dediği gibi. Yani Boğaz'da rahatça sen yaşayamayacaksın. Seni öyle de gelip olacak. Yani öyle bir lüksün de olmaz. Ya zaten akıllı olmak lazım. PKK devleti hep diyoruz, Allah'ın izniyle hiçbir zaman kıyamete kadar asla, sonsuza kadar kurulmayacak. Ama bunlar kurulmasını savunuyorlar ya, o kurulduğunda zaten Boğaz'da sen içkini yudumlayamazsın. Yani çünkü o zaman Türkiye parçalanacak. Tabii. Yani Türkiye güçsüz düşecek. Zaten ekonomi zar zor ayakta duruyoruz. Zar zor ayakta durduğumuz bir dönemde, yani Türkiye şu an ne bir Türk Birliği var, ne bir Osmanlıyız, ne de İslam Birliği var. Yani Türkiye şu an Batı'dan her an ambargo yiyebilecek durumda. Zaten yani birçok noktada bir ufacık bir çalkantıda dolar yükseliyor, işte döviz Euro bilmem yükseliyor. Ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Türkiye zaten o şeyden daha yeni çıkıyor. Yeni çıkarken hadi orayı böl, burayı kes, şöyle yap. Türkiye'deki 10-15 milyon insan şöyle olsun, işte yer değiştirsin falan. Ya Türkiye böyle her şeyde ekonomik olarak çöker. Ki zaten hedef şey değil. Orayı hadi eski Osmanlı yönetimi gibi eyaletlere ayırmıyorsun. Sen orayı ayırdığın zaman orası yeni bir savaşa sokulacak bir ülke olacak. Yani adam kiralık katillere bir devlet kurduruyor. Kiralık PKK kiralık katillerine devlet kurdurmak istiyor. Bunun da hedefi zaten o bölgede katil bir devlet yapmak. Yani onları mesela İran'a saldıracak. Belki onları tekrardan Irak'a saldıracak. Yeni yaptıkların Suriye'ye, oradan Türkiye'ye saldıracak. Bu bitmeyecek savaşlar. Evet, her hafta maliyet açıklıyor zaten Amerika. Bu hafta diyor 1 milyar 100 milyon dolar harcadık. Bu hafta 580 milyon dolar harcadık. Petrol bölgeleri falan orada belli. Çünkü hani böyle onu ne nereden, yani niye telaffuz ediliyor o rakamlar? Onu siz bize borçlusunuz yani bölge halkı olarak. Harcayacaksınız. Sattığın silahları getireceksin. Söyle. Zaten o parayı da çok güzel dediğin gibi şeyden alıyor. Silahları da Amerikan silah şirketleri temin ediyor. Tabii. Hani win-win diyorlar yani, kazan kazan. Orada kazanan Amerikan derin devletinin bazı elemanlarıyla silah şirketleri oluyor. Başka kazanan olmuyor. Tam senin dinle alakalı bir not almışım. IŞİD ve PYD PKK'nın hakim olduğu alanlar Suriye ve Irak'ın zengin petrol ve doğalgaz yataklarına, rafinelerine, yeraltı ve yerüstü akaryakıt nakliye borularına ve depolama tesislerine aizdir. Yani çok aleni değil mi olay ya? Yani alakasız yerleri alakasızlar ama tam da nedense işte doğalgaz, petrol, borular vesaire, rafinele ilgili yerlerle ilgili yerleri PKK şey yapıyor, yönetiminde ve kontrolünde. Birileri bunu onları hediye etmiş. Çok açık yani. Oradaki bir plan, oradaki bir organizasyon çok açık görülüyor. Yani 13 hudut kapısından en ilgili, en hassas, en canlandırıcı yerlerde olay olması ve Türkiye'ye düşman olan, düşmanca hareket eden bir terör örgütünün kontrolünde olması herhalde tesadüf değildir. Evet, bitti süremiz. Yine birçok şey anlatacaktık. Galiba. Biraz da geçtik. Ben size tabii biraz şey yaptım, tolerans bu sefer saldım ama
Peki, teşekkür ederiz bu güzel sohbet için size. Kıymetli izleyenler, bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar bir başka gündem analizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.